Bugün güzel İzmir'imizin antik kenti Efes'teyiz. Müze kartı aldık kendine bir yıl boyunca. Geçerliymiş arkadaşlar. Ne kadar verdik? 60 lira verdik. Artık fiyatla söylüyorum ki faydası olsun. Öğretmenleri de söyle. Öğretmenleri ücretsiz ama ben ücretsiz kanıtlamak gerekiyor. Kanıtlamanız gerek arkadaşlar öğretmen olduğunuzu. Önceden geldiğimde iki defa burada bulundum ve çok fazla tarihini inceleme şansım olmadı. Genelde işte görsel olarak fotoğraf çekileyim falan diye gelmiştim. Ama bugün biraz daha böyle tarihine inmek istiyorum. Yani daha girişte bile bizi çok görkemli bir ortam karşıladı. Bence bu yolculuğa başlayalım. Arkeoloş, musiki. Buradan başlayalım. Bunlar Nil taşları. Zamanında bildiğimiz, yani şu an günümüzdeki kilometreleri gösteren levhaların zamanındaki hali. Bunlara Nil taşları deriz. Milestone. Sinkronos, sinkronos, flores. Mesela bak burada bir rakam geçiyor. 73 kilometre. Mezar taşına benziyor. 73 kilometre uzaktaydı herhalde. Tabut değil mi ona? Evet, burası ölüler kenti arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakma, korkuyorsan ilerleme. Bir mezarın içini çekebilir. Şu kapağı açabiliyor muyuz acaba? Arkada gördüğünüz şeyler lahimler. Yani cenazenin konulduğu yerler arkadaşlar. Böyle başlar başlar. Tabut diyebilir miyiz acaba? Bahsetmek istemezdim ama Fatma ilk gördüğü yeri bizi getirdiği için bu liman ve tiyatro arasındaki en önemli bağlantıyı oluşturuyor. Nasıl oluşturuyor? Işıklandırma yaparak geceleri. Caddeyi genel aydınlatma sağladığı için insanlar buradan zamanla rahatlıkla geçebilmişler. Aydınlatma anlamı da çok önemli. Demek ki belirli bir kısmına girebilecek restorasyon olduğu için ne göstereceğiz? Büyük tiyatro Helenistik döneme kadar uzanıyor arkadaşlar. Evet, önce iki katlıymış, daha sonrasında üç kata kadar çıkmış ve çok gösterişli bir cepheye sahip olmuş. Zamanında gladyatörler burada arkadaşlar. Arena olarak kullanılmış gladyatörlerin arenası. Ben çok merak ettim. Arenayı görmek istiyor musun? Gladyatörlerin burada. Evet. Savaştı. Evet. Evet, Roma İmparatorluğu'na kadar ilerlemiş bildiğin Helenistik dönemden Roma İmparatorluğu'na kadar uzanmış durumda. Ve şimdi de günümüzde çalışma var burada. Burası büyük tiyatro. Gladyatörler savaşmış zamanında. Şu an baktığınızda biz bu alt alandayız ama yukarıya doğru çeksene be. Kütüphanenin içerisindeyiz arkadaşlar. Kütüphane farkındaysanız böyle girintili çıkıntılı olarak inşa edilmiş. Amaç burada farklı bir perspektif katmak. Alanı daha geniş göstermek. Alanı daha geniş göstermek istedikleri için kütüphaneyi bu şekilde inşa etmişler. Sosyal mesajımı verin. Şimdi Allah aşkına arkadaşlar, neden?
tarihi eserin üzerine. Aa. Bilmem ne kalp filiz. Hatıranızı görmek istemiyorum ben. Romalıları, Bizanslara ait hatıraları görmek istiyorum. Bir turist olarak bunu beklerim ve bence yurt dışından gelen bir turist şunu bilmese, hani insanlar bir de bunu şey zannedecek, yani o zamana ait bir yazı zannedip resmini çekip yabancı birisi paylaşabilir, yani çok yazık. Çünkü karışmış bütün yazılar. Lütfen bu tarz şeyler yapmayın arkadaşlar. Çok kırıldım yani şu an. Kırıldım bu duruma. Evet, mesleği olayı kişiselleştirdi. Evet, çok ayıp. Pazar yerine bağlıyor bu kapılar ayrıca. Pazar yerine ve kütüphaneye bağlı. Pazar yeri de şurası diye biliyorum. Pazar yeri. Burada insanlar ticaret yapıyorlardı bu alanda, gördüğünüz alanda. Pazar yeri o kadar geniş ki arkadaşlar, çıkamadık işin içinden. Artemis'i arıyoruz. Ama bulamıyoruz. Harita olsaydı elimizde. Ne? Ama bulamıyoruz. Burada Bizans dönemine ait bir çeşme bulunmakta. İçerisinde küçük bir su havuzu bulunuyor. Anıt yapılmış. Ama şu an kapalı. Girişini sağlayamıyoruz. Androklos anıtı. İsa'dan önce 1. yüzyılda inşa edilmiştir. Anıt şöyle fotoğrafını gösterebiliriz ama. Evet, Efes dönemine ait kabartmalar bulunuyor. Yaklaştık herhalde. Bir sürü insan var. Giriş yapıyoruz. Bu bildiğimiz hamamlara benzemez. Hamama ayakkabı giren tarla. Ayakkabılarını çıkar falan dedi. Evet. Hah, burada. Sinokronos. Sinokronos. Bores. Arkeneos. Musiki. Heykel sanatına göre Thor'un tanımı kolu veya başı olmayan heykel anlamına geliyor. Az önce Google'dan araştırdığını herkese söyleyeyim istersen vlogumda. Kalkar mısın tatlım, ben çok sıkıldım. Sen oturuyorsun diye burada göbek taşımışsın. Göbek taşı değil bu. Her neyse işte oturmuşsun. Güzelim. Georgios. Georgios. Burada onun erkek kardeşi. Claudius. Claudius. Ve günümüzde artık neredeyse yok olmuş durumda. Yani çok az bir kalıntısı kalmış durumda bu tapınağa. Gördüğünüz gibi, ay çok yorucu. Buraya geliyorsanız artık kolalarımı yersiniz. Lahmacunlarımı kemirirsiniz. Kolalarımı içersiniz. Ay canım, lahmacun çekti. Paket yaptırmış orada yiyormuşuz biz. Taşlarda sadece lahmacunun hayalini kurmuştum. Burada Selçuk'a gibi lahmacuncuya geldik. Efes'e geliyorsanız lahmacunu önce yiyin, sonra Efes'e gidin eritmek için. Benim gibi tam tersini yapmayın. Gidiş ve dönüşe hesap edersek 4 kilometre yürümüşüzdür ben. Yo, o zaman lahmacunu rahatlıkla, gönül rahatlıkla yiyebilirim. Bence efor sarf yani. Etmişim yani. Evet arkadaşlar, canınız çekmesin ama yani şu an gerçekten ısınmışım ben, yavrum. Ben de üstüne salatamı koymuştum. Benimki hafif acılı. Tabii ki bizim oralarda mesela nane maydanozu koyarız. Limon sıkmanız lazım, limon önemli. Sararız şöyle. Hafif acılı, bir de pul biber var. Çıtır çıtır. Hadi gel bir içine bir bakalım. Hayır, saçmalama. Gel ya, gel. Bakamam ben. Hayır, Nesli. İçi bomboş. Ben yine de... Ay bekle, bekle, bekle. 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 Gözüm o
orada çünkü çok hareketli bir ortam şu an burası. Mezar hareketli bir ortam dediğin de söyle yani. Çekiş. Biliyor musun arkamda kızım tepsi beni çekiyor çünkü beni fenomen zannetti. Tabii ileride lazım olacak, doğru karar veriyorum. Neyse ya ben bunu uzun uzun anlatamam. Burası market alanı. Burada insanlar... Market alanı mı? Pazar yeri işte. Pazar. Süpermarket evet. Pazar alanı arkadaşlar. Tetragonos agora zaten ne demek? Pazar demek. Fotoğrafını göreceksiniz. Bu videoyu niye izliyorsunuz diyeceksiniz ama kapalı yani. Yapacak bir şey yok. Savaşta. Neden bütün heykellerin kafası yok ya? Çünkü imitation yani taklidi yapılmasın diye. Bilmemizi istemiyorlar. O görkemli yüzleri gerçekten hiçbirinin ne elinde kolun ne kafası hiçbir şey yok. Ya karada su deyip de karşıma Narsoy'un çıkması. Canı çekti demiştim ya. Sonuçta karada suyu çekmemiş Narsoy'un. Ama benzer şeyler. Benzer şeyler ama aynı şeyler değil. Aynı kendi şey kendine buradan içinin çok temiz olduğu şeyi çıkaracaksın. Yanılıyorsun yani.